Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem Caner Taslıman'ın Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi? Kitabı. Caner abiyi bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için çok basit bir şey söyleyeyim. İlahiyatçı değildir. İlahiyata vakıftır. Felsefecidir. Felsefe, bilim ve İslam. Bunların hepsinin delilleri var. Ve aklı başında bir Müslüman hepsinin doğruya aynı şekilde inanacağını ispat eder. Bilim, felsefe ya da İslam hepsi bir noktada buluşur. Çünkü hakikat yalın, sade, basittir. Zor olan ateistlerin sıkıntısı. Nedir ateistlerin sıkıntısı? Onlara göre imkansız olan bir şeyi önlerine koyuyorsunuz. Ondan sonra o imkansız olan bir şeyi tesadüf diyebilmek için ellerinden geldikleri kadar sancılanıyorlar. Müthiş bir sancı. Şimdi tesadüf diyor ama bu bir tesadüftür demiyor. Tesadüf deme şekilleri çok ilginç. Bu olabilir, bu bilmem şöyledir, böyledir. Bir sancı, bir sancı. Ya kardeşim, tesadüf diyeceksin, neden utanıyorsun? Her şey bir tesadüftür diyeceksin eğer ateist isen. Ateistlerin tabi tesadüf diyemeyenleri uzaylılar yapmıştır diyor. Şimdi biliyorsunuz Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gerçekleri var. Avcı ve gezici toplayıcı gruplar tapınak yapmışlar. Kimi afyonlayacaklar, kimi uyuşturacaklar? Bunu bir insanın o çağda, o devirde, o tarihte bunu yapmasının ne kadar imkan dışı bir şey olduğunu kendileri de biliyorlar. Ama o insanlar neden tapınak yaptı sorusuna tesadüf demek zorunda kalıyorlar. Ne bileyim, tesadüf. Mesela çok basit bir tesadüften bahsedeyim dostlar. Sıvının donma özelliği. Sıvılar alttan donar. Yani nereye bakarsanız bakın her şey donmaya alttan başlar. Alttan donarak gelir. Su hariç. Her şey alttan donarak geliyor. Su hariç, diğer sıvılar da öyle, alttan donar. Ama su üstten donuyor. Neden? Tesadüfen. Sular alttan donsa kıyamet oluyor. Kıyamet kopuyor. Denizlerin alttan donduğunu düşünür müsünüz? Okyanusların, denizin donmaya en alttan başladığını bir düşünün. Bitti. Kıyamet. Hayır. Denizler üstten, su üstten donmaya başlıyor. Suyun haricindeki her şey alttan donmaya başlıyor. Ateiste soruyorsun. Neden? Bilim böyle demiş. İyi de bilim aklın tersini söylüyor. Orada bir tuhaflık var. O tuhaflığı neden görmüyorsun? Oradaki farklılığı neden görmüyoruz? Neyi gösterirseniz gösterin, adamlar kendi aralarında tesadüf olduğunu söylüyorlar ama aslında tevafuk olduğunu inkar ediyorlar. Tesadüf ile tevafuk arasındaki fark için lütfen biraz emek verin. Dinde, İslam'da ve Kur'an'da tesadüf yoktur dostlar. Her şey bir plan ile çalışır. Hassas ayarlar planı gibi. Kainatta müthiş bir hassas ayar var. Tesadüf yok. Plan var. Tevafuk var. Şimdi gelelim benim tevafuk eseri bulduğum eski bir videoya. Şimdi buradaki olayı biraz tabii trajikomedi, üzülerek seyredeceğiniz bir video ama bu adam, bu palavraları anlatan adam, Türkiye'nin en gözde kanallarına çıkıp istediği gibi konuşabiliyor, sohbet edebiliyor. Özel araçlar ile, korumalar ile palavraları rahat rahat anlatabilmesi için kanal kanal gezebiliyor. Ama bizim gibi insanlar, en azından ben kendim için söyleyeyim, bir program yapıyorum ve bunun için
televizyon kanalı bana diyor ki toplum bu tür şeyleri duymaya hazır değil. Toplum bu tür şeyleri duymaya hazır değil. İleride belki. İşte arkadaşlar, bizim söyleyeceklerimizi toplum duymaya hazır değilmiş. Ne zaman hazır olacağını siz düşünün, takdir edin. Ama şu adamın şu anlattıkları her kanalda var. Bugün Cübbeli'yi televizyonda bir kanalda seyrettim. Tarikat değiştirmesiyle ilgili bir mesele oldu. Kadiri tarikatının beratını aldı, icazetnamesini aldı. Televizyona çıktı, inkar ediyor. Diyor ki ben diyor tarikatımı değiştirmedim, Mahmut Efendi'ye bağlıyım diyor. İcazet nedir diyorlar. Diyor yaşlı başlı adam gelmiş diyor, yok mu diyelim diyor. Mecburen diyor kabul ettik diyor. Saygı gösterdik diyor. Yaşlı başlı adam diyor. Gelmiş diyor. Biz onun yanına gitmişiz diyor. Ne yapalım diyor. Saygısızlık mı yapalım diyor. Oradan diyor bize bir icazet verdi diyor. Biz de diyor aldık kabul ettik diyor. Saygısızlık mı yapalım diyor. Oradan Ahmet Hakan soruyor. Diyor ki belki diyor şu andaki İsmail Ağa'nın liderine bağlılığınızı beyan ettiniz mi diyor. O da diyor ki hayır öyle bir şeye gerek yok diyor. Ben ölmüş olan Mahmut Efendi'ye rabıta yaparım diyor. Ölmüş olması diyor hiçbir şey değiştirmez diyor. Bakın arkadaşlar çok basit cümleler. Şimdi adam başka bir tarikatın bizzat liderine bir buluşma, bir misafirlik, bir şeyler oluyor. Orada bir belgeler imzalanıyor. Bir takım işlemler yapılıyor. Artık kendi aralarında nasıl bir mukavele yapıyorlarsa. Ve İsmail Ağa'ya bağlı Cübbeli Ahmet Kadiri tarikatına icazet alıyor, icazet veriyor. Artık her neyse formalitesini yapıyor. Ve bütün millet tarikat değiştirdiğine dair haberler yapıyor. Kendisi de bugün televizyona çıktı. Onların hepsini mahkemeye vereceğini, kendisine iftira atıldığını, tarikat değiştirmediğini, Mahmut Efendi'ye bağlı olduğunu söylüyor. Programı yapan Ahmet Hakan da diyor ki, madem öyleyse diyor, hocam diyor, şu andaki İsmail Ağa'nın diyor, liderinden diyor, rabıta alıyor musunuz, bağlılığınızı beyan ediyor musunuz? Diyor. O da diyor ki, hayır. Ben ölen Mahmut Efendi Hazretlerine bağlıyım diyor, ölmüş olması hiçbir şey değiştirmez diyor. Ben diyor, rabıtamı diyor, ona yaparım diyor, mezarım yerinde diyor, ayırttırdım onun yanında diyor. Arkadaşlar bu neyi anlatıyorum biliyor musunuz? Siz bu adamlara ne yaparsanız yapın kabul ettiremezsiniz. Bu adamların delil, ispat, şahit ne yaparsanız yapın bu insanlarda mutlaka bir cevap var. Mutlaka bir cevap. Ne yaparsanız yapın. Yani tabiri caizse ya adama gözünü veriyorsun. Adam diyor ki sen zaten kördün diyor. Yani ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, adam onaylamayacak. Ve sürekli kaçacak bir yer buluyorlar. Hakikaten tabiri caizse sabun gibi adamlar. Sabun sabun. Tutamıyorsun. Tutamazsınız. Ne Fatih Altaylı, ne İlber Ortaylı, ne Ahmet Hakan, ne Hulki Cevizoğlu. Bu adamlarda öyle ilkesiz cümleler var ki hiç kimse o insanları herhangi bir şeye ikna edemez, kabul ettiremez, yakalayamaz, tutturamaz. Adam yok öyle bir şey diyor ya. Bütün Türkiye'nin gördüğünü adam ya misafir de diyor kırmadık diyor. Ne yapacaksın bu adamı? Hiçbir şey yapamazsınız. Peki bu adamı buraya getiren geçmiş yıllardaki konuştukları ne? İşte bu video onlardan birisi. Bu adam bunları anlatarak Türkiye'de dini otorite oldu ya. Dini lider oldu ya. Din deyince şu 80 milyona din adamı, bana bir din adamı söyleyin deyin. 80 milyonun 80 milyonun hepsi de 3-4 isim sayınca mutlaka bunu söyleyecektir. Mutlaka söyleyecektir. Kaç milyonu birinci sırada sayar bilmem. Birkaç milyon ikinci sırada, birkaç milyon üçüncü sırada ama Türkiye'de din adamı deyince bu adam sayılır. Ve bu adamın yıllar önce
yaptığı bir konuşma. Bakın. Bu çok eski bir konuşma. Buyurun hep beraber dinleyelim. Birinci ayet. Efendi mübarek yatakta böyle mevzilenmiş bastonuyla böyle mevzide duruyor. Ya kim dedi? Yani bir şeyi bozdu artık o giren. Dedi Bilal dedi gel o zaman geldin gel dedi yani. Açtın kapıyı artık be. Ondan sonra Çeçenistan'la meşgul oluyordum. Mahmut Efendi Hazretleri odasında Çeçenistan'da savaşıyormuş. Yani koltuğun arkasında elinde baston. Kapıdan içeri birisi girince artık geldin ne yapalım demiş. Yani Çeçenistan'da savaşıyorduk demiş. Kendisi söylüyor. Zaten kendisi de yalan söylemez. Ondan sonra bakın ne oluyor. Cephedeki adam da diyor ben gördüm. Cephedeki adam da diyormuş. Zaten ben orada gördüm diyormuş. Ha şimdi bunlar Allah dostlarının halleri var, makamları var. Gavs olduğu zaman Gavs imdat demektir yani. Yardım eden demektir. Ha bunu kim veriyor bu yetki? Evet arkadaşlar anladınız mı? Şöyle yapalım. Yanlış yere gitmez. Şimdi arkadaşlar adamın söylediği şu. Efendi Hazretleri'nin odasına paldır küldür birisi giriyor. O esnada Mahmut Efendi Hazretleri Çeçenistan'la savaşıyor. Yani Çeçenistan'da savaşıyor Ruslarla. Şimdi tabii bu çok eski bir hikaye olduğu için yani buna hakikaten can gönülden müritleri de inanıyor. Efendi Hazretleri'nin Balıklı Göl'deki balıklar gibi gidip Kıbrıs'ta, Kore'de, işte Çeçenistan'da savaşıp geldiğine inanıyorlar. Şimdi bu 10-15 sene, belki 20 senelik videodur. Biliyorsunuz Ukrayna meselesinde Çeçenler ikiye bölündüler. Ukrayna için savaşanlar var, Rusya için savaşanlar var. Acaba Efendi Hazretleri yaşasaydı kimin için savaşırdı? Ayrı bir mesele. Arkadaşlar, buradaki hepinizin de bildiği gibi bu iftira, hurafe, bu absürt, akla, mantığa, her şeye aykırı olayı kabul eden bu adam, cemaatine de bunu anlatan, videolarını yapan bu adam, şeyhinin, hocasının Fatih'te, Çarşamba'da, İsmail Ağa'da, kendi çalışma salonunda, odasında ya da ibadet ettiği evde, koltuğun arkasından Çeçenistan için savaştığını söylüyor. Ama bizzat cemaatten Çeçenistan'a savaşmaya giden de maalesef yok. Bunlar Çeçenistan'a gidip savaşmak yerine bilinmeyen, unutulan bir hadisi, özür dilerim, unutulan bir sünneti ihya ederek 100 şehit sevabı aldıkları için gidip Çeçenistan'da savaşmaya gerek duymadılar. Çeçenistan'da savaşmaya giden zihniyet biliyorsunuz Hizbullah, Hizbul Tahrir ya da buna benzer Ebu Hanzala türü yani ya da Selefi zihniyet diyelim. Selefi zihniyet samimi olarak gidip savaşan zihniyet. Bunlar tatlı mahallelerinden çıkmayanlar. Bunlar çıkamazlar. Bunlar gidemezler. Bunlara en yakın çıkıp giden tebliğ cemaatidir. Onlar da gidip muzun, kivinin hikmetini anlatıp gelenler. Ben bizzat biliyorum. Yani gidiyorlar Allah'ın yarattığı nimetlere şükretmiyor musunuz diye insanlara elmayı, muzu, kirazı uygulamalı olarak yiyerek, göstererek gezip dolaşıp gelen insanlar. Onlarda çok ilginç şartları var dostlar. Allah'ın davasını anlatmak için üç şeyden vazgeçeceksin diyorlar. Eşinden, işinden ve aşından. Yani işini bırakacaksın. Dünya işleriyle meşgul olmayacaksın. Eşini bırakacaksın, nafakasını vereceksin. Diyeceksin ki hanım ben 40 gün yokum, 3 gün yokum diyeceksin. Ondan sonra arkadaşlarınla beraber evinden uzaklaşacaksın. Başka beldelere gidip insanları sohbete çağıracaksın. Sohbete. Gelin
Bak biz Allah kelamı anlatıyoruz diyeceksin ve insanları bu şekilde davet edeceksin. Buna da tebliğ cemaati deniyor. Merkezi Pakistan ya da Afganistan bildiğim kadarıyla Pakistan olması lazım. Pakistan ya da Afganistan'da merkezi var ve dünyanın her tarafına gidip tebliğ yapan bir cemaattir bu cemaat. Tabi Kur'an'da bunun herhangi bir emsalini görmeniz mümkün değil. Yani eşini bırak, işini bırak, git İslam'ı anlat diye bir şey Kur'an'da yok. Kur'an'da rasullerin mesleği var. Ve Müslümanlar ticaretini bırakıp cuma namazına gidiyorlar. Sonra cumadan sonra tekrar rızıklarını aramak için işlerinin başına geçiyorlar. Şey geldi aklıma dostlar, ya kusura bakmayın. Abdülkadir Polat ile yaptığımız videolardan onlar da benim yaptığım short videoların aynısından bana yapmışlar. Yüzüme bir tebessüm geldi. Hadis inkarcısı Cübbesiz Mahmud'un zorlandığı an mı, sıkıştığı an mı, terlediği an mı diye bir şey yazmışlar. Bir dakikalık shorts videosu. Ben de açtım, merak ettim. Ben nerede tıkanmışım diye. Abdülkadir Polat bana ezanı ispat ediyor. Diyor ki, ezan diyor, Kur'an'da yok. Peki diyor, ezanın delili nedir diyor. Bunu böyle güzelce kesmişler. Ben de altına yani shorts'a yorum yapmaya girecektim ama yok yani onu herhalde ya yoruma kapalı ya da ben beceremedim artık ya da başka bir sebep oldu. Şu anda neden yapamadığımı da bilmiyorum. Onun için videoda beni seyrettikleri için abone olmayıp seyrettikleri için biliyorum cevabı vereyim. O Bilal-i Habeş'in sünneti. Çünkü ezanı okuyan Bilal-i Habeş. Ezan okumak sünnettir diyorsunuz ya. Ezanı okuyan Bilal-i Habeş. Oku diyen Allah'ın Resulü size göre. Peki ezanla ilgili hadis ne var? Ezanla ilgili hadis. Hani hadislerden öğrenmişiz ya ezanı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü diyor ki Bilal-i Habeş çık bu kelimeleri söyle. Kendisini de katarak. Ama bulamayacaklar. Resulün ezan okunması için söylediği hadisi bulamayacaklar. Ama ben yardımcı olayım size. Ben size ezan hadislerinden vereyim birkaç tane. Buhari ezan 3. Bakın. Buhari, Sahih-i Buhari. Konu başlığı ezan. Üçüncü hadis. Ne diyor biliyor musunuz? Ezan okunduğu zaman şeytan osurarak kaçar. Adam bana shorts videosu yapmış. Ezanı ispat ediyorum. Şimdi ezan Kur'an'da yazmıyormuş. Ezanı nereden bulmuşuz? Şeytanın osurarak kaçtığı hadisin hemen altındaki hadisten bulduk. Tamam mı? Orada yazıyordu. Tabi siz hazır ezanın hadislerden bulmuşken o sırada kaçan şeytanı bir tarif eder misiniz? Nasıl bir şey ya? Demek ki şeytanın kalın bağırsağı var. Midesi gaz yapıyor. Kuru fasulye yemiş. Allah sizin iyiliğinizi versin. Yani siz sadece Allah'ı değil her şeyi ters ve yanlış anlıyorsunuz. Sadece Rabbimi yanlış anlamıyorsunuz. Siz bu hadisler yüzünden neyi nasıl anlayacağınızı o kadar karıştırmışsınız ki. Ezanı soruyor ya. ya arkadaşlar kusura bakmayın. Hakikaten bunlar çok trajedi. Mesela namazın sessiz kılınışıyla ilgili savundukları şey. Müslümanların sayısı çok azmış. Müşrikler duyar gelir öldürürse yeryüzünde Müslüman kalmazmış. Onun için Resul bu namazları sessiz kılmış. Peki ezan nasıl okundu? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani sessiz namaz kılıyorlar. İçinden namaz kılıyor. Müşrikler duymasın. Duyarsa gelir öldürür. İslam yeryüzünden silinir diye. Ezan nasıl okunuyor?
Normalde verilmesi gereken mantıklı cevap şu. O yıllarda ezan okunmuyordu. Müslümanlar gizlice evde toplanıp namaz kılıyordu. Ezan okunmuyordu. Mantıklısı bu. Akla yatkını bu. İyi. O zaman sessiz namaz niye devam ediyor? Ezan başladı. Ezan başladı ise sesli namaz niye başlamadı? Namaz halen sessiz. Ya sizin var ya, yani özrünüz kabahatinizden büyük derler ya. Biraz daha emek verin de daha tutarlı yerleri shorts video yapmaya çalışın. Bu kadar basit şeylerden olmaz, kurtarmaz. Biraz daha sağlam yerlerden bakın. Dostlar, benim shorts videolara, o bir dakikalık videolara lütfen bakın. Beğenin ve paylaşın. O shorts videolar var ya, onlar hakikaten çok iyi. Bakın, bir sala videosu yaptım, bir dakikalık shorts video. Bugün için söylüyorum. Bugün günlerden 11 Eylül. Bugün 11 Eylül. Bu video 14-15 Eylül'de yayına girer ya da 16 Eylül'de, tam bilemiyorum. Çünkü videoları önceden yapıyorum. Ve 51 bin tıklanmış. Sadece bir hafta gibi bir sürede, bir hafta 10 günde 51 bin görüntülenmesi var. Lütfen dostlar, bunları yayın. Bakın, dinden para kazanılmaz. Ben YouTube'dan para almıyorum. Onun için reklam çıkmıyor. Ben televizyon programlarından ücret almıyorum. Ben kitaplarımdan telif ücreti almıyorum. Lütfen yayılmasına yardımcı olun. Eşinize, dostunuza, çevrenize, ailenize tavsiye edin. Sadece Mahmut abi doğru söylüyorsun deyip bırakmayın. Lütfen. Benim söylediğim her şey zaten sizin bildiğiniz şeyler. Ama sizin içinizdekini ben video yapıyorum. Benim söylediğim şeyler çok basit şeyler. Bunu yüzlercesi akledebilir. Sizin gibi binlerce dostlarım benim söylediğim şeyleri zaten farkındalar. Sadece dile getirmek için biraz gayret lazım. Ben bunu dinlendiren kişiyim. Yoksa yeni bir şey icat ettiğimiz yok çocuklar. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler, abiler, lütfen. Lütfen ucundan tutun, gayret edelim. Bir kişiye de ulaşabilirsek bir ahireti kurtarabiliriz. Vesile olabiliriz, yardımcı olabiliriz. Düşünmesine vesile olabiliriz. Yeni katılan bir kişi bir yorum ile bize bir şey öğretebilir. Bilmediğimiz bir şeyi öğrenebiliriz. Hayat böyle. Okumaya ve öğrenmeye devam ediyoruz. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.